yürüttüler. Korkuya adım adım yürüdüler. Onlar öndeler, onlar öncüler. Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Onlar öndeler, onlar öncüler. Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Yılmadan, yıkılmadan direndiler. Yaradan adına can verendiler. Yılmadan, yıkılmadan direndiler. Yaradan adına can verendiler. Onlar öndeler, onlar öncüler. Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Onlar öndeler, onlar öncüler. Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Geceye adım adım yürüdüler. Korkuya adım adım yürüdüler. Onlar öndeler, onlar öncüler. Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Onlar öndeler, onlar öncüler. Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Yaradan adına can verendiler. Yılmadan, yıkılmadan direndiler. Yaradan adına can verendiler. Onlar öndeler, onlar öncüler. Hiç düşünmeden bir an, hiç düşünmeden onlar öldüler. Onlar öndeler, onlar öncüler. Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Metin abi, ya bu Mozart'ın Sihirli Flüt eserinde tınlayan, evet, si bemol majörler var çok sık sık. Evet. Ondan dolayı Sihirli Flüt koymuşlar esere. Hı hı. Bir sihir var herhalde onda. Evet. Bu 3-4'lükte de öyle bir şey var gibi geldi bana. Yani 3-4'lük evet, valsin de böyle bir daha insanı bir alan bir Leidenschaft tarafı var gibi. Harikasın.
Zaten çok yönlü bir insansın. Dün de mesela hiç eserinde aksak dedin ya mesela. Orada ben tamamlamayı unuttum. O 5-8 aksak bir ritimdir. Bugün de öyle. Yine 3-4'lük. Bravo. Harika. Senin gibi bir müzisyenle birlikte program yaptığım için son derece müteşekkirim. Bahtiyarım Reha abi. Benim ne güzel hobim. Tespitler bunlar. Hobim benim efendim. Harika. Süper. Aktör kadar. Yani bir ama aktör müziklerine kadar ilgilenecekse o kadar biliyorum. Bu 3-4'lük eserin, bu hüzünlü eseri aslında güzelleştiren şey tabii önden giden atlılar. Kimler onlar? İşte sahabe şöyle bir efendim. Sahabeler zaten işte Zübeyir'in avamlar, efendim Bilal-i Habeşiler, Hazreti Ali. Hangi birini sayalım şimdi? Ama yakın zamana geldiğimizde Hacı Kemal Erimezler, Adem Tatlılar, Erkan Çağlar Afrika'da değil mi? Yine yakın zamanda kaybettiğimiz Mehmet Ali Şengüller. Hangi birini sayalım? Halil Güney Afrika'ya gidelim. Evet. Yine Ali Kervancı, abiler. Bunlar bunları armağan ediyor. Bunlar öndeler. Onlar öndeler. Ve onların içinde olan her metin, her şiir, her şarkı gül kokmaya başlıyor. Gül kokmaya başlıyor. Yani. O si bemol, o şey, flüt şeyleri, iniltileri, majör iniltileri, seslerindeki o güzelliği oradan alıyorsunuz şu anda siz. Kokular oradan geliyor size Reha abi. Eyvallah. Aa, sevgili seyircilerimiz çoktan gelmiş, haberimiz yok. Biz daldık kendi aramızda muhabbete. Hoş geldiniz efendim ekran başına. Bugün evimizde kıymetli hocalarımız var. Ve dünyanın dört bir tarafında bağlantı bekleyen sizler için, sizlerle muhabbet etmek için hazırlık yapan pek güzel kardeşlerimiz var. Dünyayı dolaşacağız. Ayrılmayın bugün ekranımızın başından. Avustralya'ya gideceğiz, Fransa'ya gideceğiz, Romanya'ya gideceğiz, Norveç'e gideceğiz. Bayağı bir gezecekmişiz ya. Bugün çok. Gezecek yer çok. Nerede gidecekmişiz öyle? Biletimiz bayağı bir geniş. Vallahi. Dört aktarmalı yani. Mustafa abi bizi bugün o zaman... Evet, Mustafa abi bizi gezdirecek dünyanın dört bir tarafını. Aynen. Oradaki sunucu kardeşlerimiz hazırlıklarını yapıyorlar. Yapıyorlar. Hazırlandıkça canlı bağlantılarımız olacak. Yani sizin anlayacağınız dünyanın dört bir yakası yine iftar zamanında bir araya gelecek sevgili seyirciler. Dün akşam Kadir Gecesi'ydi bu arada. Dün gece ihya edildi Reha abi sizlerde. Allah kabul etsin inşallah. Rabbim geçmiş Kadir Gecenizi mübarek eylesin. Belki de bu gece, belki yarın gece bilemiyoruz. Son siz 10 günde her başka gece. Bir programa gittiniz. Biz buradaydık. Yaklaşık 200-250 kadar misafirle birlikte ibadetler edildi. Ve dünyanın dört bir tarafında toplu dualar, eller semadaydı. Evet. Rabbim inşallah kabulü karin eylesin. Amin. Yani böyle gözyaşları ceyhun oldu dün akşam. İnşallah Rabbim'den bekliyoruz. Bugünkü konunuzda da belki ilintili. Ümit, evet. Ümit ve korku. Bahsedeceksiniz birazdan. Evet, havf ve reca konusunu konuşacağız. Ergün Çaban hocamla. Eğer bağlantı hazırsa, Ergün hocam merhabalar, gördük sizi efendim. Kucak dolusu sevgiler, saygılar, Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Şükür kavuşturana diyoruz efendim. Kaç sene sonra tekrar aynı ekranda bir araya geldik. Çok teşekkür ederim Reha Bey. Sadece ben değil, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın hasretini dindiriyorsunuz. Çok ciddi ümit veriyorsunuz. Zat-ı halinize ve bu hizmet programını gerçekleştiren ekibe çok ciddi kalbi şükranlarımı ifade ediyorum. Zor imkanlarda, zor şartlarda insanlara ümit veriyorsunuz. Ramazan ayının ümidini, Ramazan ayının rahmetini evlerimize intikal ettiriyorsunuz. Allah sayenizi meşgul etsin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah bugün teferruatlı bir şekilde zamanımız el verdiğince havf ve reca konusunu, ümit ve endişe dengesi konusunu, yani bir müminde olması gereken bu hali nasıl kuracağız, nasıl koruyacağız, nasıl devam ettireceğiz? Bunları konuşacağız inşallah sizlerle ama her şeyden önce Kur'an-ı Kerim tilaveti olsun efendim. Arkasından meali alisini arz edeyim. Daha sonra tekrar buluşalım inşallah hocam, olur mu? Tabii. Evet, sevgili seyirciler, ayrıca bugün stüdyomuzda pek kıymetli yine genç bir hocamız var. Efendim Mustafa Acar hocamız canlı canlı efendim Aşr-ı Şerif'i okuyacaklar. Ayrıca sohbet edeceğiz kendisiyle. Zira Yunanistan'da kaldığı süre içerisinde bu süreçte yaşadığı çok enteresan şeyler var. Şahit oldu.
lütfederse anlatacak inşallah bize akışımız içerisinde. Evet efendim, gönlümüzü, kulağımızı dört açalım. Kur'an-ı Kerim dinlemek farzdır. Buyurun efendim, Kur'an-ı Kerim geliyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabri ves salah. İnnallâhe ma'as sâbirîn. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. Biz mutlaka sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için, sükunete erdiği dem gece hakkı için ki, ey Resulüm, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Elbette senin için her zaman işin sonu başından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni dinin hükümlerinden habersiz bulup seçerek dosdoğru yola koymadı mı? Seni muhtaç bulup ihtiyacını gidermedi mi? Öyleyse sakın yetimi güçsüz bulup hakkını yeme. Sakın onu küçümseyip üzme. İsteyene de kaba davranma. Onu azarlama. Rabbinin nimetlerini ise durmayıp söyle. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed ya Resulallah. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed ya Resulallah. Allah zannediyorum Ramazan ayında ve diğer aylarda, yani özellikle son dönemde en ihtiyacımız olan duygu ümit. Ümit duygusu. Ümide, umuda çok ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde diri kalabiliyoruz. Bugün konuşacağımız konu bu. Ümit ama bir de endişe dolu ümit. Ümit dolu endişe. Yani havf ve reca Arapçası her mümin için önemli olan bir hal, bir duygu hali bu. İşte bunu bize Ergün Çapan hocam anlatacak inşallah. Bir kere daha merhaba diyelim. Ergün abi. Abi diyeceğim size çünkü ben merhaba.
yıllarca hep Ramazan programlarında, Çamlıca konaklarında, efendim teraslarda hep muhabbet ettik değil mi hocam? Ne güzel günlerdi. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi hocam? Tabii tabii. Unutmak mümkün mü? Yani ben sizsiz bir Ramazan programı hatırlamıyorum. Yani Ergin hocam olmadan bir Ramazan programı geçmemiştir. Evet. Havf ve reca konusu. Daha doğrusu şöyle sorayım. Ümidin hayatımızdaki yeri nedir hocam? Ümit hayatımızın en önemli duygularından bir tanesidir. İnsanın hayattaki ortaya koyacağı performans ümitle çok yakından alakalıdır. İnsanın ümidi de imanıyla doğru orantılıdır. İnsanın Allah'a imanı, ahirete imanı ne kadar güçlüyse o kadar ümitlidir. Ümit, insanın ortaya koyacağı performans adına da çok önemli bir öneme sahiptir. Tabii sadece ümit değil. Çünkü sadece ümit olursa bu ümit insanı tembelliğe, laubaliliğe, vurdum duymazlığa, ne işlerse ne yaparsa yapsın yeşer olacağı gibi bir uçuruma da sürükleyebilir. Ümitin aynı zamanda dengelenmesi lazım. O da endişedir, korkudur. İslami terminolojideki ifadesi havf ve recadır. Bunlar birbirini tamamlıyorlar. Reha Bey çok önemli. Tabi burada Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin İslami terminolojiye kazandırdığı aktif ümit tabiri var. Bu da çok önemli. Pasif ümit değil. Aktif ümit çok aktif önemli. Aktif ümite geçmeden önce hocam ayetlerde Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbin seni terk etmedi diye bildiriyor. Acaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ümitsizliğe mi düştü de onu mu tadil ediyordu ya işte teydip ediyor? Estağfurullah. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir müddet vahiy kesiliyor, gelmiyor. Bazıları bunu serişte diyorlar, müşrikler, münafıklar. Neden vahiy kesildi? İşte ona gelen melek onu terk etti mi gibi. Onun üzerine bu sure iniyor. Tabi burada Efendimiz ve Efendimizin şahsında bizlere de çok müthiş bir mesaj var. Yani Allah sizi terk etmedi. Allah hiçbir zaman terk etmez. Dünkü verdikleri bugünkü vereceklerinin referansıdır. Yani surede Efendimiz'e Cenab-ı Hak sana bu nimetleri verdi. Allah seni işte yetim bildi, verdi. Fakir bu yetim bildi, sana çok güzel imkanlar verdi. Fakir bildi, sana dünya kadar imkan verdi. Çünkü buldu kelimesini çok kullanmak istemiyorum. Çünkü bulmak kelimesi sonradan bir şeye ele geçirmek, sonradan öğrenmek demek. Haşa, Cenab-ı Allah bunlardan münezzehtir. Allah geçmiş, gelecek her anı bir nokta gibi hepsini bilir. Burada verilen mesaj Efendimiz'e ve Efendimiz şahsında ümmete bize verilen mesaj. Allah'ın dünden bugüne size verdiği lütufları Allah'ın sizi terk etmediğini gösteriyor. Bundan sonra da Allah size verecektir diye işin önü sonu mukayesesi yapıyor. Hatta orada çok ümit bahş bir ayet var. Rabbin sen hoşnut oluncaya kadar verecek diyor. Bu çok müthiş bir bizim için ümit kaynağı. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam inanmış, günahlara girmiş, hayatını iyi değerlendirememiş, Allah'ın adaletiyle muamelesi cehenneme girmiş insanların bir tanesinin bile kalmaması için Allah'a niyazda bulunacak. Efendimizin rızasının ufku ümmetinden bir tek insanın bile cehennemde kalmaması. وَلَسَفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى. Şüphesiz ki muhakkak ki senin Rabbin sen hoşnut oluncaya kadar sana lütuf-ı ihsanlarında bulunacak. O yüzden alimler der ki Kur'an'daki en ümit bağışı ayetlerden birisi budur. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmetine ait fertlere şefaat edecek. Hatta bazı hadis kaynaklarında Efendimizin aleyhi ekmeli taya ve etemmü teslimat cehennemde cezasını çeken günahkar müminlere şefaat etmek için cennetten çıkıp cehenneme gireceği ve onlara şefaat edeceği söyleniyor. Dolayısıyla ebedi hayatı kazanma adına bu ayette bize müthiş bir ümit var. Yani ümit tabii çok önemli insan hayatında ümit.
Reca demişler. Tabi burada reca ile temenni aynı şey değil. Temenni kelimesi olup olmayacağı belli olmayan şeyler içindir. Ama recada siz gerekli şeyleri yapmışsınızdır. Neticenin olmasa da kesin gözüyle bakıyorsunuzdur. O ümitle davranıyorsunuz. Hareket edip bekliyorsunuzdur. İşte bu recadır. Şimdi Reha Bey, havf reca, ümit endişe, bu kullukta dengedir. Tıpkı yani bir arabayı düşünelim. Arabanın gaz pedalı da var, fren pedalı da var. Bu ikisi dengeli araba kullanmada çok çok önemli. Yani sürekli gaza basılırsa nereye gideceği belli. Allah korusun bir uçurumdan, bir şarampoldan yuvarlanıp uçuruma ve ebedi uçuruma da gidebilirsiniz. Şimdi gazın yanında fren pedalı ne yapıyor? Sizin fren yapmanız gereken, hızınızı azaltmanız gereken yerlerde o kontrol sistemini sağlıyor. Şimdi insanın Allah'ın engin rahmetten ümit etmesi, yaptığı güzel işlerden semereler, meyveler, kazanımlar beklemesi bu ümit. Ama bunu da insan nasıl Allah affeder, Allah kerimdir, Allah'ın rahmeti engindir deyip günahlara girmesi, kul hakkına girmesi, insanlara zulmesi bir dengesizliktir. Yalancı bir ümittir. Buna yalancı reca demişler. Yani kulun, insanın bir taraftan günahlarla sürekli içli dışlı yaşaması, insanlara korkunç zulümler yapması, kul hakkına girmesi, diğer taraftan da kendisini buhbuhay cennet, hadis-i cennetin göbeğinde görmesi, kendisini çok makbul bir kul, Allah'ın sevdiği bir kul zannetmesi, öyle ümit etmesi, buna yalancı reca demişlerdir. Yalancı ümittir bu. Ya doğru ümit ne? Bir yandan Allah'a kulluğunuzu sergileyip, ibadetinizle, insanların hakkına riayet etmekle, insanlara faydalı hayırlı işler yapmak, dinin emirlerinizi, gücünün yettiğinizi ölçüde hayata taşıyıp yaşamanın yanında, diğer taraftan da Allah'ın engin rahmetinden ümit etmeniz. Allah'ın rahmetini ümit etmeniz, ekstra lütuflarını ümit etmeniz, ebedi kurtuluşu lütfedeceğini ümit etmeniz, bu ümit. Tabi burada Hoca Efendi'nin aktif ümit ifadesi çok önemli. Yani insanın yapılması gerekenleri yapıp gerekli performansı ortaya koyduktan sonra ümitle beklemesi aktif ümit. Yoksa hiçbir gayret, hiçbir performans ortaya koymadan böyle çok ciddi ümitle coşmak, bu bir beklenen ümit değil. Yani bu pasif ümit. Diğer taraftan işin denge tarafı, fren kısmına gelince, insanın günahlardan uzak durması, insanların hakkı hukukuna riayet etmesi, ki özellikle günümüzde Müslümanlık adından maalesef tarihte bu ölçüde dini argümanlarla Müslümanlık, Müslümanlığa ait değerlerle kul hakların yenildiği bir dönem var mı ben çok bilemiyorum. Yani Müslümanlık adına şahsi ibadet hayatı var, şahsi kulluk hayatı var ama milletin hakkına hukuka riayet etmeme, hatta kamu malını millet malına götürmenin akıllı Müslümanlık sayıldığı bir dönemden geçiyoruz biz. Veya bu ölçüde bir trendin bazılarınca makbul göründüğü bir dönemden görüyoruz. Halbuki İslam dinine göre en önemli hak kul hakkıdır. Kul hakkına riayet etmek çok önemlidir. İnsanların hak hukukuna girmek en tehlikeli meselesidir. Evet, bakın hocam, ayette de hocamız çok güzel okudu. Teşekkür ederiz. Allah yolunda ölenlere, öldürülenlere, şehitlere öldü demeyin. Başka bir ayette diyor ki onlar farklı bir boyutta yaşıyorlar. Evet. Şehitlik en büyük mertebelerden bir tanesi. Ama şehit bile olsanız ötede kul hakkı soruluyor. يُوْفَرُ لِشْشَهِدْ كُلُّ زَمْ اِلَّدْ دَيْنْ. Kul hakkı hariç şehidin günahları affediliyor. Hatta buradan hareketle Hoca Efendi'nin şöyle bir mülazası var. Ben yani insan şehit bile olsa kul hakkından affedileceğine dair dini kaynaklarda bir bilgi görmedim. Eğer onu da görseydim hemen şehit olmayı arzu ederdim. Ya bu şehitliğin mertebesini küçültme manasına değil. Ama insan şehit bile olsa ötede kul hakkından sorulacak. İşte başta kul hakları, insanların hakkına tecavüz etmeme, günahlardan uzak durmada da işte burada Allah korkusu
çok önemli bir misyon, fonksiyon eda ediyor. Arabanın freni gibi. Allah her şeyi görüp gözetiyor. Allah'ın adaleti var. Mahkeme-i Kübra var. İğneden ipliğe her şeyin hesabının görüleceği bir ebedi hayat var. İşte bu ne yapıyor? Fren vazifesi görüyor. Havf, reca. İkisi birbirini dengeliyor Rehabey. Evet. Tabii yani, burada ben korku dolu ümit dolu korku diye tarif ettiklerini hatırlıyorum. Çok güzel ifade ettiniz. Hadi bir tamamlayalım o zaman. Yani iç içe. O zaman Cenab-ı Hakk'a olan korkumuz, o endişe hali, yani akıbetimizden endişe ettikçe bilgi, marifet ve muhabbetimiz Cenab-ı Hakk'a karşı çoğaldıkça daha fazla Allah'a saye oluyoruz. Değil mi kıymetli hocam? Tabii, daha çok fazla güzel. Ona dayanıyoruz. Yani, tabii. Yani orada zaten Kur'an ve sünnette değişik ayetlerde bunlardan bahsediliyor. Kalp ve ruh hayatının uzmanları, ki buna tasavvuf büyükleri deniyor, tarikat büyükleri deniyor. Bediüzzaman Hazretleri, Hoca Efendi, kalbin zümrüt tepeleri demeyi tercih ediyor. Kalp ve ruh hayatının uzmanları Kur'an ve sünnetten süzerek bu disiplinleri çıkarmışlar. Yani dengeli bir kulluk yaşamak için. Çünkü yani günahlardan uzak durmada, insanın kendini frenlemesinde, bunun yanında Allah'ın rahmetine yönelmesinde bu haf reca dengesi çok önemli. Yani tabii o korku sizi Allah'ın rahmetine itiyor. Allah'a yönelmeyi itiyor. Eğer o korku Allah'ın rızasına, Allah'ın emirlerini yaşamaya sizi sevk etmiyorsa o da fonksiyonunu yerine getirmemiş olur. Hocam bir de özellikle şu son dönemde yaşadığımız travmalardan, yaşanılan sıkıntılardan bazen yese düştüğümüz oluyor. Yani direncimizi kaybettiğimiz, ümidimizi yitirdiğimiz, her şeyi kapkaranlık gördüğümüz, herhalde hiç aydınlanmayacak duygusuna kapıldığımız. Burada bir nun tedavisi mi? Yani nasıl tekrar düzeltebiliriz kendimizi böyle bir duyguya kapıldıysak? Bunun bir reçetesi var mı? Reçetesi Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'den, sünnet sahiyadan, yaşayan Kur'an olan Efendimiz'in hayatından bu konuyla ilgili ilaçları toplayıp reçete hazırlayan kalp ve ruh hayatının uzmanlarının eserlerinde, ki günümüze bakayım da kalbin zümrüt tepeleri de bu konudaki en önemli çalışmalardan birisidir. Şimdi biraz evvelki yine okunan yer konuyla çok alakalıydı. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Şüphesiz ki, muhakkak ki biz sizi korkuyla, mallarınızdan, canlarınızdan eksiklik etmeye, açlıkla imtihan ederiz. Bu imtihanlara sabredenleri müjdele. Çünkü dünya imtihan dünyası. O kadar çok ayette bu ifadeliyor ki. اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا. Allah hayatı ve ölümü yarattı. Sizin hanginiz daha iyi bir hayat performansı ortaya koyacak bunu imtihan etmek için. Allah imtihan dünyası bizim donanımımızı nasıl değerlendirdiğimizi, nasıl bir performans ortaya koyarak çapımızı bize gösteriyor imtihan ederek. Şimdi bu imtihan dünyasında insanın yer yer yese düşmemesi mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Meta Nasrullah diyen peygamberler var. Meta Nasrullah, Allah'ın inayeti ne zaman? Bu olmuştur. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakarsak 13 sene Mekke dönemi çok ciddi sıkıntılarla geçmiştir Reha Bey. Hele 2-3 sene var ki Şıb-ı Ebi Talip deniyor. Şıb-ı Ebi Talip'te Müslümanlar boykota maruz kalıyorlar. Efendimizin bütün akrabalarına, Efendimiz'e inanan, inanmayan bütün akrabalarına boykot uygulanıyor. Yiyecek verilmiyor, su verilmiyor, kız alınmıyor, kız verilmiyor. O kadar şiddetli dönemler yaşanıyor. Gelip sahabeden Efendimiz'e Habbab bin Eret, en sahih kaynaklarda anlatılıyor. Efendimiz de diyor ki, ya Resulallah elini aç, Allah'a dua et, Allah bize yardım etsin. Bu bela musibet bitsin manasında.
Efendim diyor ki sizden önce insanların çektiğini çekmeden siz cennete gideceğinizi zannediyorsunuz. Sizden önce insanlar çok ciddi ızdıraplara maruz kalıyorlardı. Demir testereleriyle ikiye bölünüyorlardı. Dinlerinden vazgeçmiyorlardı. İleride diyor siz çok güzel günler göreceksiniz. Sana'dan Hadramut'a kadar bir kadın hiçbir şeyden korkmadan gidecek diyor. Şimdi imtihan dünyasında bunlar oluyor. Tabi imtihan argümanları, imtihan enstrümanları değişiyor. Yani ama korku ilk sırada zikredilenlerden, Üstad Tücumat Zitleri anlattı. Korku, mesleğini kaybetme, işini kaybetme, konumunu kaybetme, mahalle baskısı, itibar operasyonları, bütün bunların hepsi birer imtihan. Şimdi böyle bir imtihan döneminde insanların sarsılmaması mümkün değil. Yani sarsılmanın Richter ölçülerine göre dereceleri değişebilir. Hepimiz insanız, hepimiz sarsılabiliriz. Bu sarsıldığımız yerlerde Kur'an'ın sünnetin bize gösterdiği reçete nedir? Allah'a teveccüh etmektir ve sabretmektir. Ayette sabredenleri müjdele diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize çok önemli bir reçete sunuyor Reha Bey. Aceben li emril mü'min inne emrahu küllehu hayr ve leyte zâlike illâ lil mü'min in esâbetu serra'u şekera fekâne hayran leh ve in esâbetu zarra sabra fekâne hayran leh. Müslümanın durumu şayanı takdirdir. Bir güzelliğe, bir nimete, bir sevindirici şeye mazhar olduğu zaman, bir nimetle buluştuğu zaman, bir güzellikle buluştuğu zaman, sevindirici bir durum yaşadığı zaman şükreden bu onun hayrına olur. Bir belaya, bir musibete, bir sıkıntıya maruz kaldığı zaman da sabreden bu da onun için hayırlısı olur. Şimdi bu çok önemli bir reçete. Eğer biz yaşadığımız hayatı bu şekilde değerlendirirsek ki yine bir rivayete göre ki çok önemli, dinin yarısı sabır, yarısı şükürdür. Şimdi böyle bela, musibet zamanlarındaki diğer bir reçete Kur'an'ın bize sunduğu geçmiş insanların, inanan insanların çektikleri sıkıntılar. Kur'an'da o kadar çok anlatılıyor ki, o kadar çok. Bunlarla diyor ki Allah sizi dünyada belli bir kıvama, belli bir donanıma ulaştırmak için değişik imtihanlardan geçirir. Dünya bir imtihan yeri. Tabii Kur'an'da geçmiş toplumların hayatları niçin anlatılıyor? Onların çektiği sıkıntılar, ızdıraplar, baskılar. Hatta o gözle baktığımızda Reha Bey, bugünkü yaşananları diyorsunuz ki aynı yaşanmış ama biraz kostümler falan farklı. Evet. Şimdi böyle dönemlerde Allah'a teveccüh etme, Allah'ın her şeyinde bir hikmeti vardır. Sabredersen benim günahlarıma kefaret olur. Sevap kazanırım. Allah'ın bunda da çok hikmetleri vardır. Allah hakimdir, rahimdir. Allah'ın dış yüzü ekşi hadiselerinde de çok hikmetler vardır. Yani bir arkadaşımızın yani, çok güzel ilaç acıdır olmuş. Ama iyileştirir yani. Tabii. Yani neyse ki çok güzel. Mesela çoğu ilaçlarda acı oluyor. Yani ama hemen hemen hepsi besin. İlaç deyince acı bir şey geliyor ama hep insanı sağlığını kavuştur, sağlığına ulaşması için gerekli olan materyal, ilaç. Ya da mesela tasavvufta... Şimdi abi bir arkadaşımız dedi ki, ben dedi bu süreçten önce sünnetlerimi aksattığım oluyordu. Teheccüde çok alışkanlığım yok dedi. Hacet namazı bilmiyordum. İşte tesbihat, dua, onlarla biraz gevşektim. Ama bu süreçte bir baktım dedi, yani sıkıntılar, ızdıraplar var ama sünnetlerimi daha dikkatli kılıyorum. Teheccüd namazı kılmaya gayret ediyorum. Evrad eskar, dua okuma, Allah'a teveccühüm çok artmış. Ben bu yönlerle kazanıyorum. Evet. Maddi sıkıntılarım var ama. İkincisi Reha Bey, gerçek dostlarımızı, kaliteli altın gibi insanları tanıma fırsatımız oldu. Şimdi ümitten bahsediyoruz. Ümitle ilgili bir diğer kriterde şu söyleniyor. Allah'ın sizi istihdam ettiği yere bakarak ümitlenebilirsiniz.
Allah sizi nerede, hangi kulvarda koşturuyor? Yani siz kimlerle ne iş yapıyorsunuz? Hayırlı işler mi yapıyorsunuz? Bütün insanlığa faydalı işler mi yapıyorsunuz? Yoksa sabah akşam insanlara zulmetme, hak hukukuna tecavüz etme, günah işleme zemininde mi dolaşıyorsunuz? Eğer siz hayırlı zeminlerde Allah'ın hoşnut olduğu fiil ve davranışlar ortaya koyan platformlarda hayatınızı geçiriyorsanız, bu da ümit adına çok önemli bir emaredir diyor. Böyle Rabbim bizi fitne fücur çukurundan çıkarttı diyebiliriz. Ve ümitler yeşeriyor. Özellikle dışarıdan bakıldığında alt üst olmuş bir hayatlar görünüyor ama bu yeşeren ümitleri konuşalım inşallah. Ama dilerseniz dünya seyahatimiz bir başlasın mı Ergün Hocam? Bir Avustralya'ya gidelim mi? Bu seyahatler bize çok ciddi ümit veriyor. Kesinlikle. Yani yalnız olmadığımız duygusu, dünyanın kocaman bir aile olduğu duygusu bize ümit veriyor. Evet. Sevgili seyirciler, Avustralya'ya gidelim. Ergün Hocam, Metinciğim. Evet. Dünyanın dört bir yakası bir araya nasıl geliyor? Siz Amerika'dasınız. Evet. Biz Almanya'dayız. Hı. Şimdi Avustralya'ya hepsini böyle üçünü bir araya bağlayalım. Bir araya gelsin inşallah. Camber Buxhoeken var orada. Sözü kendisine havale edeyim. Pinnacle Koleji ve MacYes Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim bu kurumlar Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide şehrinde faaliyet gösteriyor. Bağlanalım bakalım neler anlatacak bize sevgili Camber. Evet, söz sizde. Güney Avustralya'nın Adelaide şehrinden herkese selamlar. Ben Güney Avustralya'daki MacYes ve Pinnacle College yönetim kurulu başkanı olarak size buradan tekrar selamlarımı gönderiyorum. Güney Avustralya'daki eğitim kurumlarımızda yaklaşık 3 kampüsümüz bulunmakta ve bu 3 kampüste 900 civarında öğrencimiz bulunmaktadır. Bu 900 öğrencimiz yaklaşık 32 değişik kültürden gelmektedir. Biz de bu çok kültürlüğe katkı olarak buradaki Müslüman toplumu olarak her sene iftar programları düzenlemekteyiz. Bu seneki iftar programımız, geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programımızı Convention Center'da yaptık. Yaklaşık bu iftar programımıza 200 civarında insan katıldı. Bu 200 kişinin içerisinde bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı mensupları, iş dünyasından insanlar, sporcular, gazeteciler, dini liderler de bulunmaktaydı. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Onun haricinde birkaç gün önce de yüksek yargı mensuplarıyla bir iftar programımız gerçekleşti. Programın amacı Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım ve dayanışma iftarı olarak organize edildi. Aslında bu yargı iftarı fikri Yargıtay Başkanı Chris Korakis'ten geldi. Bize yani bu iftarda Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplayabiliriz dedi. Hatta iftarın ücretli olmasını ve buradan toplanan paranın da Türkiye'ye gönderilmesi teklifini bizzat kendisi bize iletti. Plato was a political authoritarian because authoritarian states minimize change and therefore he thought more closely approximated the eternal good. Yüksek hakimlerden Rauf Sulya Bey o yaptığı konuşmada hepimizi duygulandırdı. Kendisinin de göçmen bir aileden geldiğini belirtti. Babası 21 yaşındayken siyasal nedenlerden dolayı Arnavutluk'tan göç etmek zorunda kalmış. Ölümünden yaklaşık bir 20 sene sonra çocukları cenazesini Arnavutluğa götürmüşler, oraya defnetmişler. Kendisinin de böyle mülteci bir aileden geldiğini ve şu anda yaşanan sıkıntılardan dolayı üzgün olduğunu
ve bu sıkıntıların her zaman olduğunu ve olacağını belirtti. Dünyanın büyük festivalleri bizim şehrimizde gerçekleşmektedir. Geçenlerde dünyanın en büyük ikinci festivali kabul edilen Fringe Festivali yapıldı burada. Tabii biz de bunu bir fırsata çevirerek bu Fringe Festivali'nde çok kültürlülük müzik ensemble'ını gerçekleştirdik. Programa yaklaşık 850 kişi katıldı. Program çok renkli geçti. Bu programda toplanan yardımlar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için gönderildi. Önümüzdeki aylarda Ekim gibi 1500 kişilik burada yeni bir festival organize etmeye çalışıyoruz. Az önce evimize misafir olan bakan hanımla da bunu görüştük. Bu programın masraflarının bir kısmını karşılayabileceklerini ve yardımcı olacaklarını bildirdiler. İnşallah buradan toplanacak geliri de yine bu zor günler yaşayan depremzedelere göndermek istiyoruz. Tekrar buradan herkese Adelaide'den çok çok selamlar gönderiyorum. Ramazan'ın şu gün son günlerinde bizleri de dualarından eksik etmesinler inşallah. Herkese selamlar, saygılar. Allah ve vekatu, Avustralya'ya kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Metin abi, şu işe bak. Yani alt üst edilmiş bir yargı sistemiyle memleketinden edilmiş, sürgünlere gönderilmiş olan insanlar dünyanın ta bilmem neresinde efendim yine yargı ve hukuk mensuplarıyla iftarda bir araya geliyorlar. Bravo, ne güzel. Ya insan gururlanıyor hakikaten yani. İşte böyle tablolar karşısında nasıl ümitler yeşermesin. Bir de tabii farklı coğrafyalar, farklı diller, farklı din mensupları, farklı inanışlar var. Oralarda insanların gönlüne girebilmek hakikaten büyük bir sanat. Bunu yani hizmet insanın başarıyor olması insanı gerçekten gururlandırıyor. İşte o korku ve ümit, işte o ümit aslında inkişaf ediyor yavaş yavaş. Ama korku kısmındaki yani biraz önce hocamızın bahsettiği hayatımızın merkezine Kur'an'ı ve sünnetullahı alarak hareket etmek. Yani bir ayağımız yerde sabit, diğer ayağımızla dünyanın her tarafını çevreleyen bir kalite ve kabiliyette, kalibrede olmak gerekiyor sürekli. Evet. Bugün sevgili seyirciler, farklı ülkelerle bağlantılarımız devam edecek. Eğer yeni açtıysanız televizyonunuzu, Avustralya bağlantısını tekrar seyredebilirsiniz. Fransa'ya bağlanacağız Sayın Rabia Solmaz hanımefendiye. Romanya'ya bağlanacağız. Orada bir okulun spor kulübü iftarını efendim bakacağız neler oluyor Fransa'da. Norveç'e gideceğiz efendim. Orada çok özel bir proje var. Ramazan misafiri diye bir proje var. Bunun benzerlerini daha önce de seyretmiştiniz ama ben oradakini merak ediyorum. Norveçliler acaba nasıl misafir oluyorlar, Ramazan misafiri? İlerleyen dakikalarda efendim iftar zamanı programında var. Ergün Hocam, burada bir kardeşimiz var. Aşr-ı Şerif'i okumuş olan kıymetli hocamız sevgili Mustafa Bey. Ben onu da takdim edeyim efendim. Belki seyrettiniz. Evet. Yunanistan'da kaldığı süre içerisinde pek çok hadise yaşamış kendisi. Acaba onlardan bir tane lütfeder misiniz bize sevgili Mustafa? Estağfurullah. Reha abi. Tabii ya Yunanistan'da ben 4,5 yıl kadar kaldım oraya orada. Bir 20 yıl kadar Bursa'da kaldıktan sonra ilk aylardan sonra Time to Help'ten yetkili abiler geldiler oraya. Yani insanların buralara geldiğini, zor durumda olduklarını, yani bizden de yani Time to Help'in gönüllüsü olmamızı arzu ettiler. Orada yardımcı olur musunuz diye. Ya biz sizi de tanıyalım. Ne yapıyordunuz? Abi az önce ifade etmeye çalıştım. Ben işte 20 yıla yakın 97'de Bursa'ya gitmiştim. 97 ile 2016 arası Bursa'da değişik kurumlarda vazife yapmaya çalıştım. Malumunuz bu meşhum hadiseden sonra bizler de sizler gibi birçok dünyanın dört bir tarafına giden arkadaşlarımız gibi mecburen ülkemizi, çok sevdiğimiz ülkemizi maalesef terk etmek zorunda kaldık.
Tabii ben önce çıkmıştım işin hakikati, yani Eylül ayı gibi biz Yunanistan'a geçmiştik çok zor şartlarda, çok sıkıntılı şartlarda. Biz orada o zor şartlarda yaşarken az önce konumuzda ümit, yani aslında bir ümit oldu bizim içinde. Yani aslında hiç aklımıza hayalimize gelmeyecek insanlar geldiler. O ilk günlerde, o şok anında az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Time to Help'ten abilerimiz geldiler. Hadiseyi bize ifade etmeye çalıştılar o günün şartları içerisinde. Artısıyla, eksisiyle. Yani oradaki arkadaşlarımıza, Time to Help gönüllüsü olarak Meriç'ten geçen, Ege'den geçen arkadaşlara yardımcı olur musunuz deyince tabii biz de canına başla. Çünkü biz geldiğimiz zaman da sağ olsun çok sevdiğim bir gazeteci abimiz orada bize yardımcı olmuştu. İlk o gazeteci abimiz, ikincisi de biz orada Selanik'teydik abi. Dolayısıyla aslında Selanik'le alakalı veya Yunanistan'la alakalı anlatılacak çok şey var. Ama çok kısa bir şey paylaşmak istiyorum ben. Sinan diye bir kardeşimiz geldi. İki tane çocuklu bir abimiz. Tabii onlar yola çıkmadan önce de Allah bütün vefat edenlere rahmet eylesin. Maden ailesi malumunuz meşhur bir hadiseyle orada maalesef vefat ettiler Ege'de. Ege'de vefat edince bu kardeşimiz endişe ediyor. Yani acaba ben de çoluğumu çocuğumu yola çıkaracağım. Bizim başımıza da böyle bir şey gelirse diye titriyor. Öncesinde bir kendince hazırlık yapıyor. Yani sizin de bildiğiniz Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ni ziyarete gidiyor. Evet. Yani ben bir manevi olarak bir hazırlanayım istiyor. Hicret edeceğim diyor. Malumunuz Aziz Mahmut Hüdayi'nin orada da bir duası var. Yani beni ziyaret edenler ateşte yanmasınlar, yanlış hatırlamıyorsam suda boğulmasınlar, buna benzer bir duası var orada. Orada dua ediyorlar eşiyle beraber, çocuklarıyla beraber. Tabii yola çıkıyorlar abi. Yola çıkınca Yunanistan'a, yani botla geliyorlar malumunuz. Tam Yunanistan'a çıkacakları yerde bot dönmeye başlıyor abi. Yani bu birçok hadisede böyle, ben sadece bir tanesini ifade etmeye çalışayım. Dönmeye başlayınca önce abi düşüyor suya. Sonra iki tane çocuğu düşüyor. Girdap. Evet evet, su, yani ama şeye yakın yerde, karaya yakın yerde oluyor hadise abi. Botta yanlış hatırlamıyorsam iki veya üç tane daha bekar abi var. Şimdi abi çocuğun bir tanesini çıkartıyor zar zor. Bota değil abi, karaya. Karaya çıkartıyor. Diğer çocuğunu da o abilerden bir tanesi çıkartıyor. Fakat eşi yok abi. Yani abinin eşi maalesef yok abi. Tabii bu Sinan dediğimiz kardeşimizin hatırına da o hadise geliyor. O Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne yaptığı "Yetiş ya Hazreti Aziz Mahmut Hüdayi" dedim diyor. Sonra abi o genç abilerden bir tanesi atlıyor abi suya. Ablamızı çıkartıyor karaya abi. Sonra tabii orada işlemler sürüyor. İşlemlerden sonra geldiler bize kadar ama biraz da tabii o ıslanmışlar, sudan çıkmışlar, üzerleri perperişan. Bir tane kızı var, kızının ayağı burkulmuş abi. Çok zor şartlardılar yani. Eve geldi, hiç unutmuyorum. Yani 8-10 yaşlarında yoktu abi, bir kızı var. Yani ilk cümlesi şu oldu bizim hanıma. Ya teyze dedi, biz neredeyse ölüyorduk biliyor musunuz dedi. Şimdi 8-10 yaşındaki bir çocuğun şeyi bu, ifadesi eve girince. Eve geldi kardeşimiz ama tabii üzerleri perperişan. Dedim ki abi lütfen önce bir banyoya girin, üzerlerinizi bir temizleyin, bir duşunuzu alın vesaire. Sonra abi bu hadiseyi anlattı başından. Tabii yani ümitle alakalı olduğu için de o konuyla alakalı paylaşmak istiyorum. O çocuğun da tableti ıslanmış abi, bozulmuş çantada da. Tabii çocuk ona da üzülmüş, ayağı da burkulmuş. Almanya'dan bizleri ziyarete gelen abilerimiz gelirken soruyorlardı bize ne getirelim diye. Ben de yer yer imkanlar ölçüsünde söylüyordum, işte çocuklara tablet getirebilirsiniz vesaire gibisinde. O anda da evde tablet vardı abi. Çocuğun da tabletine ıslandığını duyunca dedim hemen bir tane hediye edelim çocuğa diye. Tabii tablet geldi. Tablet, yeni tablet abi. Abiler Almanya'dan getirmişler. Çocuğa verdik. Ayağı da burkulmuştu çocukcağızın.
Başladı ağlamaya çocuk. Yeni bir tablete kavuştu. Onu gören annesi ayrı bir hüzünlendi. Babası ayrı bir ağlıyor. Demek istediğim şu abi, yani konumuzda ümit. Yani insanların böyle çok az şeylerle hayata tutunduklarını çok gördüm ben orada Rehabi. Onun için imkanlar ölçüsünde bizler de bundan sonra da her ne olursa olsun insanlara böyle bir ümit olmaya, bir ışık olmaya, az önce evet, Ergün abinin ifade ettiği gibi gayret etmeye devam edeceğiz, evet, inşallah. Evet, bu arada Time to Help ismi geçti. Ona da ayrıca teşekkür edelim. Çünkü programımızın sponsoru kendileri. Allah sırtınızı yere getirmesin. Time to Help. Yani dünyanın dört bir tarafında tarafına yardımları ulaştıran kıymetli derneğimiz. Aynı kimse yok mu gibi yani. Allah zeval vermeye. Evet Ergün Hocam, görüyorsunuz yani bu insanların, kardeşlerimizin yardımlaşması bu ümidi yeşerten ana faktörlerden bir tanesi midir? Tabii. Hizmetteki kardeşlerimiz en önemli değerlerimizden bir tanesi. Evet. Bu buyurun. Kardeşimiz, hocamız anlatırken benim aklıma bir hadis-i şerif geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki insanların en hayırlısı atının sırtına binip nerede bir yardıma muhtaç varsa uçarak ona gidip ona yardım edendir diyor. İnsanların en hayırlısı. Atıyla, arabasıyla, imkanlarıyla insanlara yardım etmek. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı insanlara yardım edendir. Sahabenin en önemli özelliklerinden bir tanesi ki sahabe peygamberimizin rahle tedrisinde yetiştirilmiş örnek insanlardır. Müslümanlığın yaşanmasında Kur'an'ın örnek olarak gösterdiği rol model insanlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları örnek olarak anlatmıştır. Ve yu'sirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsâ. Yani siz elinizdeki imkanların bir kısmını yardım olarak verebilirsiniz. Cömertlik yapabilirsiniz. Bunun bir değeri vardır. Ama sahabe mesleğinde, sahaben örnek hayatta ufuk nedir? Kendi muhtaç olduğu halde kendine ait şeyleri başkalarına verip onları tercih etmektir. Buna İsar ruhu deniyor. Bu adanmışlık demek. Hizmet hareketinin de en önemli, en can vurucu özellikleri de bu adanmışlıktır. Aslında Raha Bey, kestirmeden ifade edeceksek, bu süreçte yaşanılan ibadet imtihanları adanmışlık Müslümanlığıyla dadanmışlık Müslümanlığının imtihanı olarak özetleyebiliriz. Yani bir yanda Kur'an'ın sünneti, sahabe çizgisine esas alan, insanlara yardım etme, insanları elinden tutma, bunun için her türlü fedakarlığı ortaya koyma ve yaparken de Allah rızasından bir şey beklemeyen bir adanmışlık Müslümanlık anlayışı, diğer tarafta da dini argümanları kullanarak, insanların malına çökerek, namusuna çökerek, itibar operasyonu yaparak, kamu mallarını hortumlayarak hayata devam eden bir Müslümanlık anlayışı. Yani bu sürecin bir manada özeti bu şekilde. Ama Allah'a ne kadar şükretsek az, böyle yüzlerce, binlerce yaşanmış örnekler var. Kaldı ki bu iftar programları da biraz evvel gördük. Bunun bir göstergesi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke yıllarında Hazreti Hatice validemiz varlıklı imkanları olan bir insandı. Onun imkanlarını ziyafetlerle tüketmiştir. Önde gelenleri her toplum farklı kesimden insanları evine ziyaret davet etmiştir. Mesajını onlara sunmuştur. Şimdi Efendimizin metoduyla dünyanın her tarafında farklı dinden, farklı kültürden insanlar bir araya geliyorlar. Aynı sofrayı paylaşıyorlar. Evrensel insani değerleri solukluyorlar. Bakın çok muazzam bir şey. Bir yargı mensubunun oradaki Türkiye'deki mağdurlara sahip çıkması. Hatta siz bize ikram ediyorsunuz. Bunun parasını da biz verelim, oraya gönderin demesi. Bu arzu edilen dünya barışı, arzu edilen insanlık adına muhteşem bir tablo. Bunlar bizim gelecek adına ümitlenmemiz aslında çok önemli. Çok önemli kareler Reha Bey. Bunlar Allah'ın izni inayetiyle dalga dalga büyüyerek devam edecek dünyanın her tarafında. İnşallah. Yani hizmeti geçen arkadaşlara ben çok teşekkürim. Ben dersem benim gibi pek çok izleyicimiz de çok duygulanmıştır bu yapılan çok güzel hizmetler karşısında.
Allah bu nimetlere şükrü devam ettirerek, bu hizmetleri arttırarak devam etmeyi nasip etsin. Amin, amin, amin. İnşallah kıymetli hocam. Evet, ben demin hata yaptım. Evet, düzelteyim hemen. Fransa'da Rabia Solmaz hanımefendi ile bağlantı yapacağız. Onlar YouTube üzerinden Fransızca yayın yapıyorlarmış. Yani Fransızca iftar programı yapıyorlarmış. Ben merak ettim nasıl bir şey. Acaba bağlandığımız zaman bana haber verin sevgili yönetmen arkadaşım. Hemen geldi mi? Merhabalar Rabia Hanım. Sesim geliyor mu? Geliyor mu efendim sesim? Geliyor abi. Oh maşallah. Fransa'ya kucak dolusu saygılar, sevgiler. 11 ayın sultanı Ramazan Şerif mübarek olsun. Rabia Hanım biraz anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? YouTube'dan Fransızca iftar programınız varmış. Doğru mu? Evet abi, doğru. Öncelikle adım Rabia Solmaz. Bir kızım var. İlahiyat mezunuyum. Ve aynı zamanda burada Fransa'da sınıf öğretmeniyim. Ve ayrıca burada bir ekiple beraber hizmetin manevi değerlerini YouTube üzerinden anlatan yayınlar yapıyoruz. Bu yayınlarda Fransa'da doğan veya sonradan gelen gençlerle birlikte kendi kaynaklarımızla iç dünyamızı beslemeye çalışıyoruz. Kendi kaynaklarımız derken tabii ki Kur'an-ı Kerim'in Fransızca meali, Risale-i Nur'dan esinleniyoruz, Hoca Efendi'nin değerli kitaplarından, değerli abi ablalarımızın kitaplarından esinlenerek sohbetler, podcastler, yayınlar yapmaya çalışıyoruz biz. Gençlerin, en önemlisi bizim için gençlerin hizmet aidiyetini çekinmeden ifade edebilmeleri ve hizmet kavramlarını yerel dilde Fransızca öğrenmelerini arzu ediyoruz. Bunun için tabii ki gençleri de işin içine koymaya çalışıyoruz. Kitaplar seslendiriyoruz, sohbetler yapıyoruz. Öğrencilerimiz kamp yapıyorlar, kampın videolarını çekiyorlar. Sohbetler dinliyorlar, özetleyerek videolar çekiyorlar. Çetelenin önemi, ekolojinin İslamiyet'teki yeri, bütün bunlarla alakalı gençleri de içine katarak videolar yapmaya çalışıyoruz. Ve bütün bu videolar üzerinden de yarışmalar da düzenliyoruz biz burada. Abi şöyle bir şey var, Fransa biraz dağınık. Çok yeni gelen arkadaşımız var, elhamdülillah, hoş gelmişler. Ve köylere dağılmış durumdalar. Aynı zamanda onların çocuklarına da rehberlik hizmeti yönüyle ulaşmış oluyoruz, çok şükür. Haftalık yayınlarımız YouTube'dan, Spotify'dan, Apple Podcast, Google Podcast platformundan herkes ulaşabiliyor. Hedefimiz büyük, elhamdülillah. Manevi dünyamızı besleyip gençlerimize, dinimizi hem ulaştırma hem sevdirme hedefimiz. Adım adım şu an gençleri yaptığımız gibi çocuklara yönelik de programlar düşünüyoruz. Animasyonlarla beraber ve onların üzerinde çalışıyoruz abi. Çok güzel bir yoldayız. Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok güzel çalışmalar. Bu iftar, yani bu anlattığınız çalışmaların hepsi Fransızca yapıyorsunuz değil mi? Evet, hepsi Fransızca abi. Mükemmel. İftar programını biraz bahseder misin? Neler var içerisinde? Tabii ki abi. Yani meslektaş olarak soruyorum. Biz de bir iftar programı yapıyoruz burada. Acaba siz nasıl yapıyorsunuz? Biraz ilham alabilir miyiz sizlerden? Yani sizin kadar tecrübemiz yok abi, bu kesin. Ama elhamdülillah çok güzel bir Ramazan geçirdik. Dolu dolu bir Ramazan programımız oldu. 20 tane buradan davetli abimizi, ablamızı davet ettik stüdyomuza. Ve Kur'an-ı Kerim tilavetimiz oldu. Misafirimizle her günün bir konusu vardı. O konuyu konuştuk. Hadis-i şerifler anlattık. Peygamber Efendimizin hayatını anlatan, bu sefer çocuklara yönelik animasyon başladık. Peygamber Efendimizin hayatından önemli kesimleri animasyonlu bir şekilde çocuklara yayınladık. Bizim için çok önemli olan, Fransa'da ilk defa Tevhidname tercüme edildi ve Tevhidname'yi yayınlamış olduk. Fransızca Cevşen, Fransızca Esma-i Hüsna, ayrıyeten meşhur ve tarihe damga vuran insanların İslamiyet hakkında, Peygamber Efendimizin hakkındaki düşüncelerini, o sözlerini paylaştık. Ve bizim için yine değerli, gençlerimizin hazırlanıp sunduğu evrensel değerleri anlatan kısa kısa videolar da paylaşmış olduk iftar programımızda. Elhamdülillah çok güzel geçti, dolu dolu geçti. Allah kabul etsin inşallah, Allah utandırmasın. YouTube başlığınız ne? YouTube üzerinden nasıl seyredebiliriz? Bu Sol kanal abi, bu Sol pusula demek. Niye bu ismi koyduk diye sorarsanız da Allah ve Efendimizin yolunu bulmak için bir pusula.
O yoldaysak de inşallah ümit ediyoruz ki o yoldayızdır. İstikametten şaşmamak için bir pusula diyebiliriz. Bu Sol YouTube kanalı. Allah razı olsun. Allah cümlemize pusulayı şaşmamızı efendim şaşmaktan muhafaza buyursun. Amin. Doğru. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz Fransa'ya. Kucak dolusu sevgiler tekrar. 11 ayın sultanı Ramazan Şerif mübarek olsun. Soran sormayan kim varsa efendim saygılar gönderiyoruz. Çok sağ olun abi. Allah'a emanet olun. Abi efendim. Kısaca iki kanalımız daha var. Onlardan çok kısa bahsedebilir miyim? Ne demek? Ne demek? Dinliyoruz. Abi şöyle iki kanalımız daha var. Evrim kanalımız Fransa'da 4 milyon Müslümanlara hitap ediyor. Genel manada hizmetin prensiplerini, görüşünü, duruşunu ve bunu Pırlanta ve Risale-i Nur'dan esinlenerek yapıyor. Fransa'daki Müslümanların toplumsal meselelerini sahada aktif olan insanlarla ele alıyor. Uzmanlar geliyor psikolojide, işte İslami manevi psikoloji konuşuluyor. Parle Partage kanalımız da var. Bu da evrensel değerleri önde tutarak Fransız toplumunda, iş sahasında, sanat dünyasında, derneklerde, sivil toplum kuruluşlarında aktif olan insanları, insanlığa yararlı şeyler yapan, çözüm bulan bu aktörleri de davet edip onlarla etkinliklerini konuşuyoruz. Bir de üçüncü kanalımız, bizim bu sol kanalımız zaten. Allah razı olsun esnaf abilerimiz sayesinde çok güzel bize imkanlar hazırladılar ve profesyonel bir stüdyomuzu kurmamıza vesile oldular. 1,5 senedir bu sol kanalımız yayında. Abonelerimiz 1900'ü geçti elhamdülillah. Maşallah. 70 binden fazla izlenme oldu. Belçika, İsviçre, Kanada, Afrika ülkeleri ve tabii ki Fransa'da izleniyor elhamdülillah. Bir de şöyle bir müjdeyle bitirmek istiyorum abi. Bizim için çok değerli olan Çağlayan dergisi ve Hoca Efendi için de çok değerli olan bu Çağlayan dergisinin Fransızca versiyonu yeni bir dergimiz çıkacak. 3 ayda bir çıkacak abi. İlk sayısı hazırlandı. Şu an ikinci sayıya çalışılıyor. Confluence dergisi. Yusuf Fırat abimiz ayrı bir ekiple bunun üzerinde çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Reha abi beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ya İyi abi, yayınlar diliyorum. Siz çıtayı çok yükselttiniz. Biz nasıl yetişeceğiz? Yani o kadar şeyler saydınız ki. Eyvah eyvah. Esnaf ederiz. Evet güzel. Gençler bizim duyuyorsunuz değil mi? Bakın abla maşallah. Neler neler yaptı, yapıyorlar orada, yayınlar, televizyonlar, dergiler, bir sürü şey. Hadi, yani gençler hadi, yani sizler yapacaksınız artık. Yani biz böyle bir anda amele diye çalışıp bir anda gelip böyle yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın dört bir tarafına bakın da nasıl dağılmış. Bizi böyle dünyanın dört bir tarafına tesbih gibi dağılmamıza sebep olan Türkiye'deki ceberrut rejime de teşekkür ediyorum, yani sayenizde. Bütün dünyanın her tarafında bu hizmetler eskiden birdi, şimdi 10 şeklinde. İnşallah belki de 100, belki de 1000. İnşallah Rabbim 10 binleri, 100 binleri de gösterecek. Evet, gençler, sırf gençler değil, yani 7'den 77'ye sevgili Barış Manço'nun dediği gibi, Allah rahmet eylesin. Lütfen Fransa'daki bu çalışmaları destekleyelim efendim. Abone olunuz bu kanallara, YouTube kanallarına. Beğeniniz, yorum yazınız ki daha çok kitlelere ulaşsın. Hem de Fransızca bakın. Yani ben yapamam o işi. Fransızca bilmiyorum. Yapanlar var. Destekleyin dostlar. Hadi. Allah razı olsun efendim. Rabia Hanım kolay gelsin. Yani enerji muhteşem. Yani o ekibin oradaki enerjisini arkadaşımızın sunumundan buraya böyle aldık yani aslında. Ya cıva gibi maşallah. Aksiyon. Yani. Hakikaten öyle. Aksiyon enerji ister, hareket etme kabiliyeti ister. Dolayısıyla aksiyonda kalmak, ayakta kalmak, sürekli hareket halinde kalmak ve en önemlisi yerelde kalmak. Yani bunu yurt dışına çıkan arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız zannediyorum artık yine inkişaf etmeye başlamış. Yerelde kalarak, yani o dili çok iyi konuşarak ve yayınlarını, yaptıkları çalışmaları, programlarını o dilde yaparak. Yani eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi celilini dünyanın dört bir tarafına taşıma mefkuremiz varsa bulunduğumuz yerlere olan entegrasyonumuzu tamamlamamız gerekiyor. Bu bir ödev, bu bir görev yani. Dolayısıyla ben tebrik ediyorum ve Türkiye'deki arkadaşlarımızın birçoğunun da yurt dışına çıkmaları gerekiyor. Yetmez ama evet, tamam ama yetmiyor yani. Gerçekten de kaliteli arkadaşlara çok ihtiyaç var. Türkiye'deki imkanı olan
birçok arkadaşımızın yurt dışına çıkıp hizmetlerini yapmalarını teşvik ediyoruz, tavsiye evet. ediyoruz. İmkanlarımızı zorlayalım. Hem de nice okumuş gençler var. Ziyan zebil olmayın efendim. Gelin buralarda gerçekten önünüz açık. Yani burada gerçekten imkanlar bulursunuz. Avrupa'nın neresine giderseniz gidin. İmkanlar bulursunuz. Kapılar sonuna kadar açık. İnsanlık adına, efendim özgürlük adına, inancımız ve değerlerimizi dünyada paylaşmak adına geç kalmayın. Ömrünüzü tüketmeyin. Dedikodularla, işte fitne fücurla perişan etmeyin kendinizi gençler. Gelin, buralar çok bakir yerler. Buralar daima önünüzü açık bulacaksınız inşallah. Siz de Amerika'ya davet ediyor musunuz Ergün Hocam arkadaşlarımızı? Tabii tabii. Metin abi, nerede ihtiyaç demin? Varsa oraya davet ediyorum. Ümitli olmanın aksiyonla alakası nedir hocam? Çok yakından alakalı. Şimdi Reha Bey müsaade ederseniz Havf Reca'nın Müslüman'ın hayatında denge olduğuna dair, sigorta olduğuna dair biraz konuştuk. Tamamlayıcı mahiyette bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi İmam Gazali İhya Ulumuddin'de Kur'an ve sünnet performansıyla, Kur'an'ı sünneti anlamasıyla, yorumlamasıyla ve analizleriyle baş döndüren bir performans ortaya koymuştur. İmam Gazali'de müthiş bir nefis, insan psikolojisi, kalp psikolojisi tahlili vardır. İmam Gazali der ki insan hayatının son dönemlerinde, ölüm yaklaştığı dönemlerde recaya sarılmalı, ümide sarılmalı, ümit yöne ağır basmalı der. Tabi insanın hayatında ölümün ne zaman geleceği de belli değil. Kalbin zümrüt tepelerinde, reca yasında da hayatın her döneminde uygulanacak çok önemli reca haf dengesi gibi bir ölçü veriliyor. Yani insan yaptıkları, ettikleri, ortaya koyduğu güzel faaliyetlerle gurura kapılacaksa, enaniyeti davul gibi, Ramazan davulu gibi güm güm ötecekse, o enaniyet rüzgarıyla cebarıtlaşacaksa, burada havfın işletilmesi çok önemli. Ki insanı dengelesin. Bela musibet zamanları olduğu zamanlarda da, sebeplerin tükendiği yerde de Allah kerim, Cenab-ı Allah balığın karnındaki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a bir necat lütfetti. Kur'an bunu anlatıyor. Sebeplerin tükendiği yerde her şeyi yaratan müsebbibül esbab olan Allah el uzatıyor, bir sebep yaratıyor, insana bahşediyor. Şimdi bu denge çok önemli. Tabi burada bir de şu çok önemli Reha Bey, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeme çok önemli. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesme küfür, ala küfür kabul edilmiştir. Yani insan Allah'a karşı bu inancını beslemeli. Hadis kaynaklarında, en sağlam hadis kaynaklarında bize ümit adına verilen bir tablo var. Efendimiz şöyle anlatıyor. Kul hesaba çekiliyor Allah'ın huzurunda. İnanmış bir insan ama günahları ağır basıyor. Cenab-ı Allah adaletiyle muamele buyuruyor. Bunu diyor cehenneme götürün. Günahları kadar, suçları kadar cezasını çeksin. Tam huzurdan ayrılırken şahıs dönüp arkasına bakıyor. Dönüp arkasına bakıyor. Cenab-ı Allah durduruyor. Kulum diyor, neden sen hep arkana bakıyorsun? Diyor ki ya Rabbi, ben hep senin engin rahmetine inandım. Yaptığım, işlediğim amellerle değil, ibadetlerimle, hayır hasenatımla değil, senin engin rahmetiyle, rütinle beni kucaklayıp beni affedeceğine inandım. Ve ben o ümidi son ana kadar, o inancı son ana kadar hep kullanıyorum. Hep inanıyorum ben buna. Cenab-ı Allah, ene inde zanni abdi bi, ben kulumun bana olan hüsnü zannına göreyim, recasına göreyim, götürün cennete diyor. Şimdi bu da haf reca adına çok önemli bir şey. Tabi burada sizin dediğiniz konuya geldiğimizde, Kur'an-ı Kerim'de en çok vurgu yapılan hususlardan bir tanesi amenu ve amelus salihat. İman, amel. Yani düşünce ve
aksiyon. Yani amel kelimesini tam Türkçe'ye tercüme etmek zor. Aksiyon bir manada onu ifade edebilir. İnsanın inandığı değerleri hayata taşıması. Bu konuda Ruhumuzun Heykeli Nikerkin kitabında iki tane çok enfes makale var. Aksiyon ve düşünce ve düşünce ve aksiyon. Şimdi bunlar birbirini besliyor. Yani insan performans ortaya koydukça ümidi artıyor. Ümitlendikçe daha çok şeyler yapmak istiyor. Yani en büyük insanı mahveden şey, en korkunç insanı mahveden şey tembelliktir. Herhangi bir fiil, bir aksiyon ortaya koymamaktır. Aslında ümidin en önemli kaynaklarından bir tanesi aksiyondur. Yani insan en zor şartlarda bile ortaya bir şeyler koyması, bir şeyler yapması. Bu çok çok önemli. Sahabe efendilerimizin hayatında bunu görüyoruz. Geçmiş dönemlerde bunu görüyoruz. Maneviyat büyüklerinin hayatlarında görüyoruz. En zor şartlarda bile bunu devam ettirmişlerdir. Düşünün Bediüzzaman Hazretleri iman hakikatlerini anlatan yeni bir neslin inşa projesini yazdığı eserlerini çok zor şartlarda yazmış. Kağıt kalem çok az bulunmuş, yazılanlar baskı altına alınmış. Düşünün yani bir insan bir yüklük denen bir yere giriyor, orada yazıyor, yazdığını rulo halinde banyodan atılanların olduğu yere koyuyor, biri oradan alıp geliyor, çok zor şartlarda birisine ulaştırıyor. O şartlarda bu meseleler yazılmış ve insanlar devam etmişler. Burada önemli olan insanların bulunduğu imkanları rantabl değerlendirmeleri. Bu manada sizlerin de Reha Bey, sizlerin Mustafa Bey'im, 3-5 arkadaşın biliyorum çok sıkıntılı şartlarda bu yayınları gerçekleştirmeniz de çok takdire şayan. Tabi bunları yani insanlar yüzüne karşı övme manasında değil de bizleri teşvik adına da söylüyoruz. Tabi bir de burada şu var, yani insanın bütün performansını, gayretini ortaya koymasının yanında denge adına Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği bir ölçü var. İstihdam ediliyoruz. Çünkü istihdam kelimesi gerçekten muazzam bir denge ifade ediyor. Bu çok önemli, İslam alimleri de bunu takdirle anlattılar. İstihdam ediliyoruz. Hoca Efendi'nin yaklaşımıyla istihdam kelimesinde üç açıdan bir denge var. Bir, insanın yaptığı, ettiği güzel hizmetleri kendine, enaniyetine, benliğine mal edip hatta daha ilerisi onları ranta çevirmesi falan, bunlar çok tehlikeli. Buna karşı bir sütre var. İkincisi, yapılan güzel hizmetleri görmezlikten gelmeyeceğimiz nankörlük yapmama var. Ortaya çok güzel konulan fedakarlıklar var. Çok güzel İslam'ı sevdirme, İslam'ın evrenselliği ortaya koyma adına seyrettiğimiz gibi çok güzel hizmetler var. Bunları da yok saymak nankörlük olur. Nankörlüğe de düşmemek lazım ki istihdamda nankörlük de yok. Üçüncüsü, Allah'a sahibine verme. Ne kendimize mal edip enaniyet benliği pompalama, oradan farklı kulvarlara sürüklenme, ne yapılan hizmetleri yok sayma, ikisinin yanında en önemlisi bütün bunları Allah'a verme. Tabii aksiyon gerçekten çok önemli. Hoca Efendi ifadesiyle biz aksiyon öncelikli bir düşünce hareketiyiz. Çünkü düşüncenin gerçek boyutları aksiyonla ortaya çıkar. Çok güzel programları bizlerle paylaşıyorsunuz. Ramazan'da iftar sofraları açılıyor. Farklı dinden ve kültürden insanlar davet ediliyor. Müslümanlığın cömertliği, Müslümanlığın evrensel değerli insanlığı kucakladığı çok güzel ortaya konuluyor. Bunlar Allah'ın çok büyük lütufları. Tabii bu aksiyonun inşallah devam etmesi şükretmemize bağlı. Allah le'eziden, le'in şekertum le'eziden nekum. Şükrederseniz arttırırım. Bunların şükrü de bu programları zenginleştirerek, geliştirerek devam etmektir Reha Bey. Ya, daha çok biliyorsak onu yapmaya çalışacağız. Yani bundan geri durmanın alemi yok. Çok güzel. Evet. Tabii burada şu var Reha Bey. Biz müminiz, Müslümanız. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize bu ismi veriyor. Mümin demek Peygamberimizin getirdiği dine, mesaja inanan insan, bir manası bu. Diğer manası da
emniyet ve güven veren insan demektir. Müslüman da Allah'ın getirdiği mesaja teslim olmuş. Allah'ın gönderdiği mesaja, peygamberimizin getirdiği mesaja teslim olmuş. Sulhu, barışı temsil eden insan demektir. Dünyanın dört bir tarafına yapılan bu aktiviteler, gerçek Müslüman kimliğinin ortaya konulması, insanlarla tanıştırılması da çok önemli. O zaman... Biz Müslümanız, bir müminiz. Biz emniyet, güven insanıyız. Biz evrensel insani değerleri, herkesi kucaklıyoruz. Evet. Bunlar çok önemli aksiyonlar. Cenab-ı Allah zenginleştirerek devam etmeyi nasip etsin. Amin. Hocam daha buradayız. Sohbetimiz devam edecek. Ama dünya turuna devam edelim dilerseniz. Nereye gidelim? Romanya'ya mı? Norveç'e. Norveç hazır. Yukarı çıkıyoruz efendim biraz. Evet, Norveç hazır. Mahmude Hanım. Gezuntayt. Özür dilerim. Elhamdülillah diyelim. Yehdinar da yehdikullah. Biraz şifayı kaptık ama sizi görünce efendim şifa hastalığı unuttuk. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Mahmude Sancar Hanım. Neler yapıyorsunuz oralarda? Bir projeniz varmış. Ramazan misafiri projeniz. Söz sizin efendim. Lütfen buyurun. Selamünaleyküm. Ben Mahmude. Norveç'ten katılıyorum. Norveç'te Ramadan Yes Projesi diye bir sistem oluşturuldu. 2019 yılından itibaren mevcut olan bir proje. Projenin kapsamı da şu. Yerel halkın, Norveçlerin, Müslüman hanelere, Müslüman ailelere misafir olarak onlarla birlikte bir iftarı, bir Ramazan sürecini birlikte yaşayabilmek. Bunu şu an 20 şehir, Norveç'teki bütün farklı şehirlerde yapıyoruz. Şu ana kadar 20 şehire ulaştık. Bu farklı şehirlerdeki gönüllü hizmet arkadaşlarımız evlerine mevcutta kayıt olan Norveçleri davet ediyorlar. Farklı tarihlerde anlaşma yaparak onları evlerinde, hanelerinde misafir etmiş oluyorlar. Burada Ramazan-ı Şerif'i tecrübe etmek isteyen yerel halkın kapıları açıldığı bir proje olarak tarif ediyoruz. Gelin bizimle birlikte yaşadığımız dini, kültürü ve farklı kültür farklılıklarını karşılıklı diyalog içerisinde konuşalım hedefimiz. Onun üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı bir sene oldu. Bu sene bereketli oldu. Başbakanın da katılacağı ve daha önceki başbakanımızın da katılacağı bir iftar programı olmuş olacak. Ve farklı şehirlerde daha önce tarif dediğim gibi birçok toplu iftar programları da yapıldı. Sadece evlerde değil, yanı sıra da toplu iftar programları yapılıyor farklı kuruluşlarla. Nuriye Turam'ın abla oralarda mı? Abi bir daha kusura bakmayın, tam bulamadım sesi. Nuriye Toraman hanımefendi. Bildiğim kadarıyla ya İsveç'te ya Norveç'te, oralarda zannediyorum, öyle mi? Abi şu an ben tam tehlikeleneceğim, aklınızı helal edin. Biz gerçekten dünyanın her tarafına dağıldığımız için ancak böyle sorup öğrenebiliyoruz. Çok güzel faaliyetler var. Allah daim yolunuzu açık eylesin inşallah. Bu çalışmalarınızı Ramazan'dan sonra da ya aynı enerji ve aksiyonla devam ettirmenizi ümit ediyoruz kıymetli hocam. Kesinlikle. Çünkü bizim yani de, bunun Ramazan'a ziplenmesi, kısıtlanması, Ramazan'la kısıtlanması hakikaten bizi biz onu o noktada daha geniş bakmamız lazım meseleye. Dolayısıyla Ramazan bir ay, 11 ayın sultanı, manevi uhrevi bir şeyimiz var. Evet, insanlarla buluşuyoruz ve iftarı, sahuru, mübarek Kur'an'ı yudumluyoruz. Evet, ama sonrası ve yerelleşme adına yapacağınız çalışmalar bekliyoruz inşallah. Mahmude Hanım. Buna benzer projemiz olmakla birlikte şöyle Ramazan yesinde şöyle bir güzelliği var. Burada evleri misafir olan insanlar daha sonra arkadaşlıklarını devam ettiriyorlar. Bravo. Bu yıllardır bizim gözlemlediğimiz bir sistem. Çok arkadaşlıkların devam ettiğini görüyoruz. İsveç televizyonu gelmiş galiba eve. Bir anlatır mısınız? Evlere mi ziyarete gelmiş? Norveç kanalı geldi. Norveç kanalı, pardon. Mahmude Hanım, sesiniz yok şu anda.
Ama görüntüleri görüyoruz. Sesiniz gitti Mahmude Hanım. Evet, şu anda sevgili seyirciler, Norveç'te, Norveç kanalı, Norveç'e ait bir özel kanal veya devlet kanalı bilmiyorum. Arkadaşlarımızın organizasyonlarıyla evlere ziyaret ediyorlar ve Ramazan'la ilgili, iftarla ilgili Ramazan'ın güzelliklerini paylaşıyorlar. Evet, Ramazan'ın güzellikleri her yerde paylaşılıyor. Çok teşekkür ediyoruz Mahmude Hanım. Sesiniz gelmiyor. Zannediyorum teknik problem oldu. Allah yolunuzu açık etsin efendim. Sırtınız yere gelmesin. Evet. Bir teknik arıza oldu. Hakkınızı helal edin. Efendim, gördüğünüz gibi dünyanın her yerinde olduğu gibi İskandinavya'da, kuzeyde efendim kuzey ışıklarının olduğu yerlerde evet. Diyelim. 11 ayın sultanının bu nurlu ışığı evet. Her yeri aydınlatmış durumda. Artık hani kuzey ışıklarını seyredenler var ama bir de Ramazan'ın aydınlığını seyredenler küçükken oluyor. Küçükken bir şarkı söylerdi. Sen de söyler miydin bilmiyorum. Nasıl? İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika Felemen, Hollanda, Türkiye'nin başkenti Ankara'dır Ankara diye. Kim bilirdi 40 yıl sonra gideceğiz oralarda hizmet edeceğiz. Bu arada İsveç'te, Norveç'te çok kıymetli arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var, dostlarımız var. Dünyanın her tarafına dağılmış durumdalar. Yani o ilk zamanki canhıraş halimizi bir görecektiniz sevgili seyirciler. Yani görenler, bilenler, darmadağın herkes birbirine ne oluyor, ne yapacağız, nasıl oluyor, sen ne yaptın, hangi kamptasın, ne oluyor, onun eşi gitmiş, bunun çocuğu. Darmadan yani o dönemi gerçekten yaşamayanlara söylüyorum. Yaşasaydınız bugünleri o gün söyleseler hayal evet. bile edemezdiniz. Evet. Böyle bir şey evet. olamaz. Yani evet. bu nasıl toplanacak bu insanlar? Paramparça olmuş aileler. Ama geçti elbette. Rabbimizin inayeti sonsuz. Herkeste ümit var. Evet. Herkes işine, Amenna. Gücüne, bulunduğu konuma tutunarak ayağa evet. kalkanlar, ayağa kalkmaya çalışanlar. Ya. Ve güzellikler inşa ediyorlar. Bir hepsine selam olsun. Özeti bu. Bir halvet dönemi yaşandı Reha abi. Yani bir yalnız kaldı insanlar. Fakat şu anda bir arada sarsılması gerekiyordu. Evet, evet. Rabbimiz yani, orada bir reset attık. Reset atıldı yani. Cümlemize az çok yaşattı evet. ve tabii şu an en geriden gelen Türkiye. Evet. Kendi coğrafyamız. İnşallah Rabbim onlara da fereç mahreç nasip etsin abi, yakın zamanda inşallah. Dualarımız zaten hep onun dualarımız. Için onun için buradayız zaten bu i̇nşallah. Programları yapıyoruz. Peki yani müzikle devam edelim mi Metin'cim? Yani ne lütfedersin acaba? Estağfurullah Reha abi. Şimdi biraz önce hocam o Meriç hikayesini anlatırken aslında başka bir şey okuyacaktım ama eseri değiştirdim. Yeni bir eser yaptım ben. Burada okuyacağım. Eser aslında biraz Meriç'i de anlatıyor yani. Mağdur kardeşlerimizi de anlatıyor. Birinin memlekette kalmış anası, birinin yavrusunu gurbette toprak almış. Dağların ötesinden gidecek yol bulmuşlar. Secdeye alın koyup çivilenip durmuşlar. Güzel bir ömür değil, güzel ölüm hayali, gülen yüzlerinde hep ümidin temiz hali. Bugünkü konumuzla da böyle bir bağdaşır bir şey olsun evet, olur. Evet, dinliyoruz Metin Bey. Atlas'tan cepkenliydi ve
de beklenmekteydi. Karşı bayırda kalmış taşlar varmış üstümde. Gömleği paramparça, hiçbir iz yok önünde. Bir gün gelecek diye ve hayaller kurmuşlar. Secdeye alın koyun, çivilenip durmuşlar. Birinin memlekette garip kalmış anası, birinin yavrusu gurbette toprak almış. Dağların ötesinde gidecek yol bulmuşlar. Dikenleri dost bilir, gönüllere konmuşlar. Güzel bir ömür değil, güzel ölüm hayali. Gülen yüzlerinde ümidin temiz hali. Bin şehirden bin yerden bir atmanın peşinden. Onlar vazgeçerler mi kara sevda işinden? Şimdi o son yiğidin gezindiği ufukta nice kara sevdalı at koşturan yiğit var. Bir yiğit yola düşse peşinde bin yiğit var. Yiğit beklenen kalpte beklenilen yiğit var. Ölüm hayali, gülen yüzlerinde ümidin temiz hali. Bin şehirden bin yerden bir atlının peşinde. Onlar vazgeçerler mi kara sevda işinden? Şimdi o son yiğidin gezindiği ufukta nice kara sevdalı at koşturan yiğit var. Bir yiğit yola düşse peşinde bin yiğit var. Yiğit beklenen kalpte beklenilen yiğit var. Dünyanın dört bir köşesinde koşan yiğitler var, şahit olduk biz de. Yani makbule geçmiştir. Evet. Ne güzel olmuş eser. O Anadolu ya, rock. Evet sevgili seyirciler kusura bakmayın. Yani evet. Bu tabii Ramazan'da daha müşvik, daha aslında ruha hitap eden şeyler okumak lazım belki ama ben biraz bir yerde sabit duramıyorum. Sen tanıyorsun beni zaten. Yani çok, çok farklı tarzlara biraz yeşilleniyorum sürekli. Leidenschaft. Evet, sanırım makbule geçmiştir inşallah. Genç arkadaşlarımızın da beğeneceği bir sound, rock sound'da bir eser hazırladık güzel. Yeni. Arabada dinlemelik yani. Dinlemek. Peki, sağ ol. Beğendiniz çok mi hocam? Çok teşekkür ederim. Yani Metinci... Var olun. Hocam size anlatınca valla dedim aklıma geldi. Normalde Ramazan'ın şeyine uygun değil diye okumamıştım. Güzel oldu inşallah. Yani mana itibariyle uygun. Yani evet. Ramazan. Cehabiciğim. Ya mesela bu enteresan, gerçi çok farklı bir konu. Mesela Süryanilerin veya işte Musevilerin havralarda söyledikleri ilahiler var. İlahiler var. O ilahileri dinlediğiniz zaman eğer dikkatli bir dinlemezseniz, yani İslam tasavvuf musikisi dersiniz direkt. Çünkü aynı makamlar, aynı şeyler. Evet. Evet. Endülüs'ten de tabii aynı evet. şekilde yani çok etkilenilmiş. Bir Musevi ilahisi gibi. Veya bir evet. Hristiyan ilahisi, Süryani ilahisi. Ama bakıyorsunuz Hicaz makamı falan. Bu evet. diyorsun bu daha makamlı. Müslüman ilahisi Hı-hı. değil ama diyorsun yani. Bu onun geçen için, bahsettiniz ya Rehabi. Onun için bu şey kandırabilir insanı. Yani evet. bazen rock formunda dinlersiniz. Ama baştan aşağı efendim tasavvuftur. Evet.
Evet. Öyle çok fazla hani şekilci olmamak lazım. Yok, ben zaten duramıyorum abi bir şeyin içerisinde, biliyorsun, tanıyorsun beni. House of One'dan bahsetmiştik ya projeden. Evet. Orada işte Havralar, işte o efendim Musevi kardeşlerimiz ilahisi, Hristiyan ilahileri ve Müslüman üç kutsal dinin, evet, kutsallarının eserlerin okunduğu bir projede ben Müslüman bir sanatçı olarak katılmıştım o projeye. Hakikaten bu insanı gerçekten çok daha memnun ediyor. Daha varoluş sebebimize uygun hareket ettiğimizi hissettiriyor yani. Vicdan, hem vicdanen hem de inancımızdan mugayir bir hareket, evet, tarzında kaldığımızı gösteriyor. Evet Ergün Hocam, acaba bağlantıda mısınız? Ergün abi... Bağlantıdayım, dinliyorum. Eyvallah. Duyuyorum. Eseri beğendiniz mi Metin abi? Çok güzel çalışmalar yapmış bu Ramazan için. Çok takdir ediyorum. Allah devamlılığı nasip etsin. Çok güzel, moral verici, çok ufuk açıcı çalışmalar. Sağ ol, hürmet ederim. İleriye dönük projelerinizden bahsedelim mi hocam? Neler yapacaksınız? Planlarınızda neler var? Sizler durmazsınız, ben biliyorum. Efendim, ben çok anlayamadım. Projelerinizden bahseder misiniz hocam? Neler yapıyorsunuz, yani neler planlıyorsunuz? Estağfurullah. Böyle güzel hizmet eden insanlara arkadaşlık edebilmek, tabii bir şeyler konuşmak, bir şeyler yazmak, bizim genelde o tarzda oluyor şeylerimiz. Ben gittiğim değişik yerlerde çok ciddi bir derlenme, toparlanma, yeniden bir uçuşa geçme hazırlıkları gördüm. Çok ciddi insanlarda moral motivasyon var. Tabii insanlar hizmet ettikçe daha bir açta şevkle aksiyonlarını arttırıyorlar. Reha Bey, bu birkaç karede arz edilenler, geçmiş programlarda naklettikleriniz ve değişik yerlerde gördüklerim bana şunu hatırlattı. Mukaddes Göç yazısında da çok önemli bir şekilde üzerine duruluyor. Dünyada 20 küsür medeniyeti kuranlar göçebeler. Toynbee'nin tespitiyle. Çok önemli sosyolog Toynbee diyor ki dünyada 20 küsür medeniyeti memleketinden sürgün edilmiş, göç etmiş insanlar kurmuştur. Gittikleri coğrafyalarda çok ciddi bir aksiyon performans ortaya koymuşlardır. Bu çok önemli bir tespit. Ve bu yapılanların, yaşananların da gelecek adına çok önemli bir medeniyet adına katkısı olduğu kanaatinde inancındayım ben. Kıymetli hocam. Yani ne medeniyeti? Evrensel kardeşlik medeniyeti, insani değerlerde beraber buluşma medeniyeti, kavgasız veya kavgaların minimuma indirildiği bir medeniyet projesi adına çok önemli çalışmalar. Biz de bunlara bir şey katkı sağlayabilirsek, hiç elimizden bir şey gelip dua etmeyle de ne katkıda bulunmaya çalışmamız lazım. Allah razı olsun. Dilerseniz bir de Romanya'ya gidelim mi? Elimizdeymiş. Tabii çok iyi olur. Böyle Avustralya, Norveç. Çok güzel faaliyetler. Orada da var. Orada da mükemmel okullar var ve bakın neler var. Hemen spor kulübü var orada. Spor kulübünün iftarı var. Ahmet Daştan'a sözü havale edelim. Sevgili Ahmet, neler yapıyorsun orada? Anlatır mısın? Reha Bey merhaba. Bu akşam çok heyecanlı bir iftardayız. Bu akşam Lümine Eğitim Kurumlarına bağlı futbol okullarının iftarına geldik. Bizi tabii böyle genç futbolcular karşıladı. Şimdi futbol okulumuzun burada aynı zamanda idarecisi Romanya milli takımının çok önemli simalarından birisi. Romanya'da ikinci hacı olarak da biliniyor kendisi. Milli futbolcumuz Lucian Smirtian'la beraberiz. Convenita astăzi la masa de iftar ca și acești pui mici care avem la școala noastră de fotbal să înțeleagă într-adevăr ceea ce se întâmplă. Este un eveniment destul de important, ei sunt destul de mici ca să poată să-și dea seama cam ce înseamnă, dar acest Ramadan și ieșirea din Ramadan, iftarul, trebuie să-l perceapă ca atare, să înțeleagă cultura și importanța și însemnătatea acestui eveniment. Și să sperăm că din acești copii minunați vom scoate mari fotbaliști. Eu joc mai mult în față. Aș vrea să joc ori la Barcelona, ori ori la Manchester City. Cine e Galatasaray? Cine cu Fener?
Fenerbahçe? Sımırtıyan. Și eu. Fenerbahçe. Cea mai frumoasă atmosferă care există în fotbalul turc, Fener. Messi. Cine Ronaldo? Uite ce ești. Wow. Aproape jumate-jumate. Bine, bine. Cine e Sımırtıyan? Hacı, Lucescu, Popescu, birçok Roman futbolcu Türkiye'de top koşturdu. Çok da güzel oynadılar. Belki de bu gençlerden ileride Türkiye'de futbol oynayacaklar, çıkacaktır. Ben hepsini tebrik ediyorum. Reha Bey, gençlerin heyecanıyla başladık programa. Size de selamlar var, onu da iletmiş olayım. Merhaba Reha Bey. Merhaba Reha Bey. Şimdi buradan iftar mekanına doğru geçiyoruz. İftar mekanına geldik. Burası okulun spor salonu. Basketbolundan, voleybolundan, futboluna varana kadar çok renkli böyle bir görüntüleri burada görebiliyoruz. İftara davet olanların hemen hemen hepsi Roman dostlar. Çocuklar aileleriyle beraber burada çok güzel manzaralar oluşturuyorlar. Beraberce iftar yapıyorlar. Biz de onların heyecanları arasında karışıyoruz. Am venit în seara aceasta la evenimentul la cina de iftar să sărbătorim împreună acest moment. Her taraf dolu, boş yer yoktur. Bakalım biz de sıraya girdik. Aç kalmayalım, biz de yiyelim. Ben bu akşam veli olarak geldim burada. Çocuk handbal yapıyor. O için yani bu akşam Lumina Wolves spor alakalı ilgileniyor. Handbal, voley, futbol. Türkçe güzel konuşuyorsun. Tanıyalım sizi bir. Benim adım Yunus Kocokaru, tarihçiyim. Üniversite öğretmenlik yapıyorum ve Türk uzmanıyım. O için yani Türkçe'de öğreniyorum. Romanya ile Türkiye dost mu düşman mı tarihte? Tarihten tarih kalır. Biz de komünist zamanda Türkler düşmanlar öğrendik. Şu anda olmadı. Düşmanlık ve böyle şey konuşunca çok doğru değil. Peki Dracula? Dracula bir hikaye vardı. Bram Stoker var. Bir roman yazdı bir İngiliz. O için sonra bir legend gibi oldu ve vampir olarak ve böyle böyle. Ama tarihten alakalı değil. Şu anda hizmet Türkiye'nin durumda anlıyoruz ne kadar önemli vardı Türkiye'de. Çünkü eğitim olarak, demokrasi olarak, Avrupa'ya yakınlaşmak için artık da o durumda gitti. Ve o için şu anda çok arkadaşlar hizmette, bazen hapis içinde, bazen kaçak şey gittiler, bazen başka işler yapıyor. Çünkü bir gün bir adam demiş hepsi de suçlu var. Ne yapmak lazım? Beklemek lazım. Çünkü biz de o Romanya'da yaşadık. Komünistler zamanında geldi burada ve sadece biz değil, tüm Doğu Avrupa'da yaşadı. Sonra bir gün de gelecek ve onu insanlara anlatacak. Bakıyoruz ve yazıyoruz, vurgulamak lazım ve şey... İnşallah gelecek, arkası kim gelince anlasın ve böyle şeyler yaşamasın. Zaten hep diktatör rejimde geliyor, bir yaşıyor, sonra gidiyor. Ruslar zaten Sovyet Birleşmek geldi, gitti. Romanya komünistler geldiler, gittiler ve böyle şeyler falan. Türkiye'de bir gün geliyor ve onlar da gidecek. Romanlar hizmeti seviyor mu? Tabii ki seviyorlar. Çocuklar okula veriyorlar, eğitim almak için tabii ki seviyorlar. Fethullah Gülen karşında olsa ne demek isterdin? Şey demek istiyorum, devam etsin. Çünkü ne yapmış, dünyanın tarihi değişebilir. Hizmet şu anda bir ışık olarak açtı ve dünyanın değiştirebilir. O için yani çok önemli. Şu anda tabii ki yanında olursam ve görürsem hem tarihçi olarak hem gazeteci olarak çok sorular var. Aynı zamanda bana ve arkadaşlar ile faydası oldu. Teşekkür etmek istiyorum. Avem la 4 ani de la înființare 230 de copii care formează 10 echipe care sunt înscrise în campionat. E un record la nivel național. Cine este acum primul fotbalist în România? Eu știu doar doi fotbaliști în România, Lucian Sımırtıyan și Gică Hagi. Ce vreți să spuneți despre evenimentul ăsta? Ramadan este un eveniment care în urmă cu 7 ani era nou pentru noi când am venit în acest club, dar în fiecare an am participat, venim cu mare plăcere. În fiecare an le povestim tuturor ce înseamnă Ramadanul, ce înseamnă cina de iftar, că e un moment în care ne întâlnim cu prietenii, un moment în care sărbătorim viața. Size çok güzel bir ilgi var. Bizim burada bu kültürü hem yaşıyor olmamız hem de buradaki insanlara görsel olarak yaşatıyor olmamız bizim için büyük bir mutluluk. Bu şekilde insanların çok alışkın olduğu bir tipiniz yok.
Böyle enteresan bir tepki veren oldu mu? Bir gün sema yaptıktan sonra sahneden indiğimiz esnada insanlar, ben öyle sanmıştım, fotoğraf çekmek için sıraya girdiklerini düşünmüştüm. Yalnız herkes birden eteğimi öpmeye başladı. Ben de kendilerine ben dini bir alim, büyük olmadığımı, sadece bunu kültürümü tanıtmak için yaptığımı söylemiştim ama bu hem enteresan ve hem de insanların bu tarz şeylere ne kadar ilgi ve saygı duyduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Herkese de çok teşekkür ederiz bu ilgi alakalarından dolayı. Gecenin yıldızları semazenlerdi. Yıldızlar gibi döndüler. Bu akşam çok neşeli ve heyecanlı bir iftar oldu. Ev sahibimiz Lümine Eğitim Kurumları Spor Okulları Başkanı Serdar Bey. Teşekkür ediyoruz. Neler yapıyorsunuz, ne demek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz iftarımıza. Her sene geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftarımıza. Bu senede 500'ün üzerinde katılımcı oldu. Futbolcusu olsun, voleybolcusu olsun, handbolcusu olsun, basketbolcusu olsun, bizim faaliyet gösterdiğimiz her alandan çocuklarımız, anneleri babalarıyla birlikte bu akşam yanımızda oldular. Bu sevinci bizimle paylaştılar. Peki burada okullarınızdan bahsedebilir misiniz? Bayağı bir şey saydınız çünkü. Tabii ki serüvenimiz 2017'de başladı ve o zaman basketbolla birlikte başladık spor olarak. Zaman içinde her sene yeni bir spor ekleyerek Romanya'nın en tanınmış futbolcularından Lucian Sanmartan'la birlikte futbol, milli takımda voleybol oynayan Patran ailesiyle birlikte voleybol serüvenimizi başladık. Ve şu anda bahsetmiş olduğum gibi 4 ayrı spor üzerinde yoğunlaşıyoruz. Tabii ki bu zaman içinde çok şey kat ettik. Basketbolla 7. senemizde Romanya'nın 1. liginde takımımız bulunmakta. Basketbol 1. lig takımı dediniz. 1. lig, Süper Lig. Evet, Süper Lig. En üst, Romanya'daki en üst ligde şu anda takımımız var. Laguna Sharks olarak adı geçiyor ve bu isim altında 1. ligde bulunuyoruz. Ve biz 14, 15, 16 yaşından itibaren yetiştirdiğimiz çocuklarla, tabii ki yurt içinden ve yurt dışından yaptığımız transferlerle birlikte şu anda böyle bir takımımız bulunmakta. Kulübümüzü ilk kurduğumuzda Enes Kanter aslında Romanya'ya gelecekti, biliyorsunuz siz de. Olayı maalesef havaalanından geri çevrildi, giremedi. Orada havaalanında onu bekleyen bendim aslında. Ben karşılamam gerekiyordu. Telefonda görüştük kendisiyle. Allah razı olsun, ondan sonra bize mesaj da gönderdi. Video mesaj olarak takımımıza başarılar dileyerekten. Ümidimiz odur ki bakıyoruz Avrupa'ya yavaş yavaş çıkıyor. Bir gün verdiği söz var, Romanya'ya geleceğim diye. İnşallah en yakın zamanda sözünü tutmasını bekliyoruz. Belki takımınızın antrenörü de olabilir. Neden olmasın? Peki ne kadar talebeniz var? Şu anda 500'ün üzerinde bu 4 farklı spor üzerinde öğrencimiz var. İnşallah bir iki sene içinde 1000'in üzerinde sporcu bulundurmayı hedefliyoruz. Ailelerinden uzak kalan herkes gelecek Kadir Gecesi'ni, Ramazan Bayramı'nı güzel bir şekilde ailelerinin, yakınlarının, sevdiklerinin yanında geçirsin. Dualarımız onlarla. Bükreş'te Lumine Eğitim Kurumları'nın spor okullarında çok güzel bir iftar yaptık. Bu heyecanı beraber paylaştık. Herkese hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyoruz sevgili Ahmet. Gerçekten yani duydunuz değil mi? Süper Lig'de oynuyorlar dedi. Yani 1. Lig'de öğrenciler, okulun öğrencileri, NBA'de oynayan basketçileriniz, efendim Süper Lig'lerde oynayan sporcularınız, bunlar sizin evlatlarınız. Bunlar Anadolu insanının evlatları. Yani gördüğünüz gibi, yani ümitsiz olmak için bir sebep var mı sevgili seyirciler? Yok. Lütfen yorumlarınıza yazın. Neden ümitliyiz? Sizi ümitlendiren şey nedir? Lütfen programımızın altına yorumlarınızı yazınız. Birbirimize ümit olsun. Paylaşın. Ben şundan dolayı ümitliyim, bundan dolayı ümitliyim. Yazın ki efendim ümitler yaşarsın. Efendim siz de bir tohum atın bu kocaman denize. Ağaçlar büyüsün. Efendim meyveler versin inşallah. Ektiğiniz ümit tohumlarıyla. Romanya'yı tebrik ediyoruz gerçekten. Evet.
Yani pozitif bilimlerin dışında da kültür ve sanatla birlikte, sporla birlikte gerçekten çok güzel çalışmalar yapmışlar. Evet, bu arada İstanbul için iftar vakti geldi efendim inşallah. Kıymetli Mustafa hocamızdan istirham edebilir miyiz ezan-ı Muhammediyi? Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul buyursun inşallah. Oldu mu süre arkadaşlar? Geldi mi? Evet. Evet, buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalâh. Hayya alassalâh. Hayya alalfelâh. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفعة وابعث مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Evet sevgili seyirciler, Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul buyursun, dualarımızı Amin. Kabul buyursun inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam. Ben teşekkür ederim abi. Lütfettiniz bugün, geldiniz. Estağfurullah. Abi Romanya'dan bahsedildi, spor yönünden bahsedildi, başka yönlerinden bahsedildi. Abi de tanıyorum, kısacık bir şey ifade edebilir miyim Romanya ile alakalı? Estağfurullah. Programımızın varsa. Sonuna da yaklaştık. Öyle mi? Ana habere de çok taşmayacağız inşallah tamam. Ama kısaca dinleyin. Çok hızlı abi. Selanik'e otobüs... İki sefer var abi her gün. Bir 11.30'da geliyor, bir de gece 2.30 gibi geliyor. Yani ortalama 40-45 arkadaş geliyorlar otobüslerle. Tabii Allah beden razı olsun, öyle kahraman abi arkadaşlarımız var ki bu arkadaşlarımıza yardımcı olan. Tabii birçok da ihtiyaçlar var abi. Yani geldikleri zaman, yani kış oldu, battaniye lazım farz-ı muhal abi. Romanya'daki orada bir vakfımızın yetkilisi var. Arıyoruz abi. Abi bize battaniye lazım. Yani inanın 3-5 güne kalmadan gönderiyorum. Abi burada helal et problemi yaşıyoruz. Ya bize buradaki arkadaşlara et lazım. Hemen et gönderiyor abi. Buradaki arkadaşlara nevresim lazım. Hemen gönderiyor. O yönüyle Romanya'yı da izleyince aklıma onlar geldi. Yani ben bir kere daha buradan Romanya'ya teşekkür etmek istedim. Allah abi, razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ergün Hocam... programımızın sonuna gelirken son olarak ne lütfedersiniz? Estağfurullah. Dolaştık dünyayı, küçük bir tur attık. Yani küçük bir tur. Çok teşekkür inşallah. Ederiz. Çok ufuk açıcı, çok ümit verici. Tabii burada bütün bu hayırlı güzel işleri yapan,
İslam'ın evrensel değerleriyle bütün insanlığı kucaklama yollarını, metotlarını üreten muhterem Hoca Efendi'ye ne kadar şükretsek az. Allah'ın bize büyük bir lütfu. Tabi bu düşüncenin, Hoca Efendi düşüncesinin, Hoca Efendi aksiyonunun daha zengince, daha derince anlaşılıp hayata taşınmasına dünyanın çok ihtiyacı var. Öyle gözüküyor. Biraz evvel siz de sormuştunuz projeler olarak. Hoca Efendi'nin en temel eserlerinden birisi Ölçü veya Yoldaki Işıklar kitabıdır. Hoca Efendi o eseri İzmir'e Kestane Pazarı'na geldiğinde, yani 27-30 yaşlar arasında yazdığı bir eser. Ama bütün hizmet felsefesinin temel konularının çoğunu ihtiva eden bir eser. Yani felsefenin bizcesi denebilir. Daha oradaki çok özlü bir şekilde anlatılanlar Hoca Efendi değişik makalelerinde, sohbetlerinde, kitaplarında açmış. Yani bir manada Hoca Efendi'nin düşünce atlasının çekirdekleri gibi bir eser. Fakir onu bir YouTube programı olarak değişik yerlerdeki açımlarıyla, Kur'an sünnet background'uyla, nurlardaki anahtar yaklaşımlarla birlikte bir müzakere olarak, müzakere programı olarak düşünüyoruz. Başladık. İnşallah YouTube kanalında da yayınlansa iyi olur dediler. O tür bir çalışmamız var. Yine Hoca Efendi'nin Kur'an ve mealleri ve tefsiriyle ilgili anahtar yaklaşımlarıyla ilgili bir çalışmamız var. Bunları da ileriki dönemlerde paylaşmak istiyoruz. Cenab-ı Allah bizi çok büyük nimetlere mazhar etti. Bu güzellikleri görme, bu güzellikleri ortaya koyan insanlarla beraber olmayı nasip etti. İnşallah bu nimetlerin şükrünü yerine getiririz. Ekranlarımızdan dinleyen, seyreden bütün kıymetli izleyicilerimizin Ramazanlarını tebrik ederiz. Cenab-ı Allah ibadetlerini makbul eylesin. Ramazan ayından kazançlı olarak Allah'ın rahmetine, Allah'ın mağfiretine mazhar olarak çıkmayı nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Ergün Hocam. Evet, Ergün Hocam'ı gönderiyoruz. Kucak dolusu sevgiler, saygılar efendim. Bütün dostlarımıza, değerli hocalarımıza, kim varsa. Soran sormayan herkese selam efendim. Evet sevgili seyirciler, yine sonuna geldik. Ölçü ve Yoldaki Işıklar da benim için çok önemli. Çünkü bana soruyorlar, ya Reha Bey bu Sır Kapısı'ndaki sunuş metinlerini kim yazıyor filan. Yani yüzlerce kez bu soruyu aldım. Ben de al diye Ölçü ve Yoldaki Işıkları veriyordum. Yani bol bol, yani aşağı yukarı hepsini kullandık. Yani böyle Ölçü ve Yoldaki Işıkları. Bütün kaç yüz bölüm çektiysek artık hepsinin giriş ve final sunumları ve yorumlarına denk geliyordu zaten. Hazır sunuş metni çok faydalı olmuştu bizim için. Evet Metin'cim. Evet yani nasıl? Ramazan'ın sonuna doğru geldik. Artık son ikideyiz. Dolayısıyla evet. Bugün İki programımız mı kaldı? Öyle bir şey oldu zannediyorum. Biz de Allah artık yani burada yaşadık. Yani bu Ramazan'ı birlikte seyircilerimize birlikte solukladık. Bugün Ergün Hocam'dan istifade ettik. Hakikaten ebedi hayatımızın saadeti ve selameti bu haf ve reca duygusunu kalbimizde dengeli bir şekilde muhafaza etmekten geçiyormuş demek ki. Yani bir mümin yeese kapılamaz ya da hiçbir şey yokmuş gibi de hareket edemez. Yani Allah'ın mağfiretinden, rahmetinden ne sorulur ki denip kenara oturamayız. Aksiyon halinde, hareket halinde bir haf ve reca bu. Dolayısıyla o dengeyi korumayı Rabbim nasip etsin. Teşekkür ederim Rehabi. Tekrar inşallah yarın birlikteyiz. İnşallah. Evet, korku dolu ümit, ümit dolu bir korku. Yani bu duygudan Rabbim hiçbirimizi ayırmasın. Havf ve recadan yani. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle şimdilik tekrar huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili seyirciler. Hoşçakalın. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, ya sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed.